Cemaatin içerisinde ciddiye almamız gereken herhangi bir iç tartışma, sorgulama, öz eleştiri görüyor musun? Yani böyle çok yüzeysel bir iki şey kulağımıza çalındı ama böyle derinlikli bir tartışma, yüzleşme kayda değer bir şey görüyor musun? Ben biraz cemaati soğana benzetiyorum. Hani zarları var. Hani o zarlarını açtığınız zaman belli seviyelerdeki insanlarda onu görüyorum. Hani işte zamanında hani gerçekten hani Fethullah Gülen'in dini yazılarına hani ilgi duymuş, işte zamanında bilimle İslam'ı barıştırmak için onlara yardım etmiş, işte ne güzel bak hani Müslüman olup da dünyada durabilirsiniz, işte vakıf şeyleri yapabilirsiniz, vizyonu vermiş insanlarda onu görüyorum. Ya yaktınız herkesi, ne alakanız var, hani biz dini siyaset, dini niye siyaset yaptınız? Niye bu kavgaya girdiniz? Niye hani bu kadar oyunlara girdiniz? Gibi bir şey var, kızanlar var. Bir de cemaatin etrafında çıkarcı büyük bir kitle vardı. Hani son 10 senedir ben bunu çok gördüm. Hani gerçekten inancını çok paylaşmayan ama cemaatle gelen büyük bir iş olasılığı, işte fırsatlar, yurt dışına gitme, ticaret yapma olasılığı, onlar çoktan gitti zaten. Hani onlar küfrederek, kapı çarparak çıktı gitti zaten. Hani onları duyuyorum da öyle konuşanlar da var. Hani ne yaptılar, ettiler, yaktılar bizi gibisinden. Ama cemaatin kendi içerisinde anladığım kadarıyla, hani gördüğüm denilenler kadarıyla, yani bir kitle var. Yani biz niye hani bu kavgaya girdik, niye geri çekilmedik? Biz niye bu kadar hani siyasetin içine bulduk kendimizi? Bizim hani amacımız çok daha nihaiydi, daha evrenseldi. Ama bir de tabii cemaatin Türkiye'deki o siyasetin içinden yorulmuş bir kesimi var ki o cemaatin yurt dışı ve yurt içi kesimleri çok farklı olabiliyor. Hani gerçekten liberal bakabilen cemaatten insanlar varken yurt dışında, Türkiye içinde gerçekten o eski derin devlet, hani devlete sahip olmanın nasıl vizyon olduğu insanlar da var. Onlar bence bağdaşamaz. Hani sayın yani hani Gülen'den sonra ne olacağı cemaate bence çok büyük bir soru. Hani Gülen'e karşı tepki vermeleri zaten imkansız şu noktada. Hani o cemaatler öyledir. Hani sonuç olarak dini, ruhani önderi sen eleştiremezsin. Çıkıp karşısına sallayamazsın. Ne yaptınız diye ya. Ama Gülen sonraki süreçte o kırılma yaşanır mı? Belli abiler daha önemi çıkar. Sanırım Abdülhamit Bilici herhalde bir makale yazmışlar. Hani biz demokrasi konusunda çok daha hassas olmalıydık gibisinden. İşte Mahir Zeylanov diyor ya, işte ben zamanında gazetecilere hani demiştim bunlar sırf gazetecilik için tutuklanmıyorlar, hataydım falan, ama yani hani onlar tabii demokratik anlamından, ama asıl soru ben çok görmüyorum. Ya biz niye gerçekten küresel bir dini akım olabilecekken niye hala Türk devletini kontrol etme, ele geçirme, Türk siyasetine yön verme olayına takıldık, ne yaptık biz de, onu ben görmüyorum çok fazla açıkçası.